Peki mecliste bu hafta neler konuşulacak olacak? Onlara da bir göz atalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatili öncesi son mesaisini yapacak efendim. Yeni haftada memura ilave refah payını içeren torba teklifin meclise sunulması bekleniyor. Ayrıca siyasi parti liderleri grup kürsüsünden partililere hitap edecek. En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek düzenlemenin de yer alacağı torba kanun teklifi meclise gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da ise 4 ihtisas komisyonunda görev alacak, bağımsız milletvekilleri için seçim yapılacak. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinde sona gelindi. İçinde en büyük memur maaşının 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek teklifin Kurban Bayramı tatilinin ardından Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor. Genel Kurul haftalık çalışmasına başlayacağı Salı günü gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Bu hafta Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda 28. dönem 1. devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak. İhtisas komisyonları genel kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanacak. Başkan, başkan vekili, katip ve üye sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak. Mecliste siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. yasama dönemindeki ilk grup toplantısını gerçekleştirecek. Çarşamba günü AK Parti grubunda partililere hitap edecek.